Merhaba. Bir önceki tatil çantası videosunun ikinci bölümü olan cilt, vücut, plaj vesaire bakımı videosuna hoş geldiniz. Arka arkaya çekiyorum videoları. Hani farklı olsun diye saçımı toplamadım. Terden su oldum şu anda. O yüzden arkaya aldım dayanamayı birazcık. Ama direkt videoya geçiyorum çünkü kocaman bir çanta dolusu ürün var elimde. Ben genelde bakım ürünlerini şöyle bir çantaya koyuyorum. Bu kamerada olduğundan büyük görünüyor kadraj şey olduğu için ama hani kabin boy valizin yarısı kadar büyüklükte. Ben genelde o makyaj çantalarıydı, vücut bakımıydı bilmem neydi hepsini bunun içine koyuyorum. Tek başıma seyahat ederken bu çantayı kullanmıyorum. Hani uçakla falan seyahat edeceğim zaman arabayla bir yere gidiyorken daha çok bakım ürünlerimi bunun içine koyuyorum. Bu Avon'dan ya da klinikten yıllar yıllar önce hani bayağı yıllar önce seyahat böyle hediye gelmiş bir şeyle birlikte 2-3-4 sene önce falan böyle şans eseri çıkardım ve her şeyimi buna tıkıyorum. Kopana kadar da kullanacağım gibi. Bayağı kullanışlı geliyor çünkü. Direkt ürünleri çıkarıp göstereceğim. Bayağı fazla ürün var çünkü. Benim Aralık ayında kullanmaya başladığım, Ocak-Şubat'ta mola verdiğim, bitirmek için tatile götürüp bitirdiğim Innisfree'nin EcoScience serisinin serumu. Gece serumum olarak bunu götürdüm yanımda. Gündüz serumum olarak ise The Ordinary'nin Hyaluronic Acid serumunu götürdüm. Güneş bayağı yorduğu için iyice bir nem şeyi takviyesi yapmak istedim cildime çünkü. Toner olarak yanıma toner götürmedim. Bu Holika Holika'nın Prime Youth Black Sea Cucumber Skin Treatment esansını götürdüm. Daha kıvamlı bir yapısı var bunun. Hani yumurtanın beyazı gibi. Hiç açmamıştım. Bu tatilde kullanırım diyerekten açtım. Body Shop'un bu Aloe Vera serisinin serumunu götürdüm. Daha çok böyle cildim hassas olduğunda sudan çıktığımda bunu sürdüm. Sonradan akşam yatmadan önce cilt bakımı yaptım ama o arada bunu uyguladım. Birazcık yatıştırsın diye cildime. Sabah ve akşam nemlendiricisi olarak Clinique'in Moisture Surge serisinin orijinali, intense olanı değil yani hepten jel yapıda olanını götürdüm. Uygular uygulamaz emiliyor çünkü en rahat yaz kremlerinden biri. Yağlı ciltliyseniz de en rahat her gün kremlerinden biri benim önerebileceğim. Göz kremi olarak Bobbi Brown'un Extra Eye Repair kreminin minik bir seyahat boyu vardı. Clinique'in Turnaround Revitalizing Treatment Oil'ının, Turnaround serisinin bakım yağının böyle bir odaklan. Seyahat boyu vardı. Onu götürdüm yanımda. Çünkü çok ince yapıda bir nemlendirici götürdüğüm için gündüz idare etse de gece biraz hafif kalabiliyor. Bunu uyguluyorum. Bu çok ağır bir yağ da değil. Kolay emilen bir yağ. Clinique'in bu neredeyse her alışverişle verdikleri bu 7 Day Scrub'larından küçük bir tane götürdüm peeling olarak. Sadece 2 kere kullandım ama yüzüm hassas olduğu için çok şey yapmak istemedim. Bir tane de Estée Lauder'ın Modern Muse parfümünün seyahat boyunu çantama atmak için götürmüşüm. Bir de eğer beni Instagram Stories'den falan takip ettiyseniz eğer mutlaka görmemiş olmanız mümkün değil. Boğuluyordum. Lancome'un bu Juicy Shaker'larından Wonder Melon rengini götürdüm. Her plaja indiğimde defalarca kullandım bunu. Çünkü yağ olduğu için hem plajda güneşin altındayken bakım yapıyor dudağınıza ve çok hafif bir renk veriyor böyle. En severek kullandığım plaj ürünlerinden biri o benim. Bu çantada onlar vardı. Temizleme ürünlerine gelirsek eğer 3 tane temizleme ürünü getirdim yanımda. Makyaj temizlemek için bu Gratis'e girdim. Gratis'teki resmen o seyahat boy şeylerden birer birer böyle bir sürü bir şeyler aldım ama bu Be Beauty markasının miseler makyaj temizleme suyu. Daha önce hiç kullanmamıştım. Küçük boy olduğu için şey yaptım. Böyle hani ayrı kap alıp da benimkini ona boşaltayım falan uğraşmak istemedim açıkçası. Bayağı daha uygundu fiyatı zaten. Çok bayılmadım buna ama. NYX'in yeni çıkardıkları bu cilt bakımı serisindeki temizleme yağını götürdüm. Çünkü fazla ürün olmasına rağmen gramajı öyle aşırı büyük değil. Şişesi de bayağı küçük. O yüzden seyahat için oldukça kullanışlı. Bayağı da fazla kullandım bunu 2 haftalık süre içerisinde. NYX'in bir tane miseler köpük temizleyicisini götürdüm. Ben köpük temizleyicileri fazla kullanmıyorum ama seyahat boyu vardı bunun. O yüzden ikinci temizleme için bunu götüreyim dedim yanımda. Temizleme yağını büyük olduğu için gereksiz bulanlar olabilir. Ancak güneş kremi kullanıyorsanız güneş kremini mutlaka yağla temizlemeniz lazım. Çünkü bazı güneş kremlerinin içerisindeki filtreler yağla çözünebiliyor sadece. Hani suyla duruladığınızda çıkmayanları da olabiliyor. Tamamen temizlenmeyebiliyorlar bazıları.
saç bakım ve saç şekillendirme ürünlerine gelirsek eğer daha çok gene seyahat boylarına sadık kaldım. Güneşte bayağı kuruduğu için saçlar yağ olarak bu Mi Jang Sen markasının benim Koreli saç şeyleri arasında en ucuz ve de en güzel olduğunu düşündüğüm saç bakım yağlarından biri olan Perfect serumunu götürdüm yanımda yağ olarak. Onun dışında hacim verici bir sprey olarak, saç spreyi olaraktan Bumble and Bumble'ın thickening spreyini götürdüm. Seyahat boyu bu. Sephora'larda bulabilirsiniz. Onun dışında ben tuzlu sprey olarak şu anda Bumble and Bumble'ınkini kullanıyordum ama tam boy varken gidip bir de küçük boyuna para vermek istemedim. Mayıs ayının dene bunu kutusu bana Haziran'ın bayağı sonlarında geldiği için tam o dönemde gelen, bu kutudan çıkan Urban Care'in Texturizing Sea Salt spreyine, tuzlu su spreyi imdadıma yetişti. Tatilde küçük boy olduğu için bunu götürdüm yanımda seyahat boy olduğu için. Onun dışında yine gratisin bu seyahat boy şeyine dalaraktan Urban Care markasının gene Elastic Curl Mousse saç köpüğünü götürdüm yanımda. Bunları annem daha çok kullanmayı seviyor. O yüzden seyahat boyunu görünce hani bir tane alayım dedim, yardımcı lazım olabilir diye. Bu kardeşim de kullandı. Onun saçları bayağı dalgalı, üstten uzun bir de. Bayağı memnun kaldı o da. Ve de her ihtimale karşı bir tane kuru şampuan alayım diyordum. Gratis de seyahat boy bu kalmıştı. Tony Engay'ın Instant Refresh Dry şampusu ama çok sık kullanmadım bunu. Hacim versin diye böyle bir iki defa kullandım sadece. Vücut bakımı olaraktan yanımda bir tane, bu yine Tony Moly markasının Türkiye'ye gelmeyen ürünlerinden, ben Kore'deyken almıştım bunu ama Bamboo Cool Water Soothing yatıştırıcı jelini getirdim. Bunu daha çok banyodan çıktıktan sonra, hani güneşten hala hassasken, ben bunu buzdolabında tutuyorum bu arada. Jel yapıda... Aha. Bu şekilde tamamen jel yapıda olduğu için hemencecik yayılıp hemencecik de kuruyor ciltte. Hele de buzdolabında tuttuğun zaman bayağı yatıştırıcı oluyor. Onu götürdüm. Bir de nemlendirici olarak bayağı önce çıkan, açılmamış bir şekilde dolabımda bulduğum bu Blueberry serisinin vücut losyonu var. İçerisinde Cold Pressed Blueberry Seed Oil varmış. Ah, ah, ah. Buzdolabında tuttum tatil boyunca. Yatmadan önce de nemlendirici olarak bunu sürdüm. Hem güzel kokuyor hem de gayet güzel nemlendiriyor. Yarısını da kullandım yani, tek başıma kullanmış olmama. Duş jeli olarak bayağı sık kullandım. Bir de ben duş jelini tatildeyken lifle değil de elimle ovarak yedirmeyi tercih ediyorum vücudum. Hani cildim güneşten hassas olduğu için. Ballı serisinin duş jelini götürdüm yanımda. Bayağı yarısında kullanabildik. Ben body shop'un gene Fuji Green Tea serisinin bir tane seyahat boy peelingi vardı. Onu götürdüm. Sadece bacaklarımın alt kısmında kullandım bunu. Ayak bakımı için bu body shop'ın topuğunuzdaki kuru deriler için olan, ne taşı deniliyor buna, bu şeyini götürdüm. Nemlendirici olarak da seyahat boy olduğu için nereden olduğunu hiç bilmiyorum. Kore'deyken bir şeyle birlikte verdikleri bir ayak kremi vardı. Küçük boy olduğu için götürdüm sadece bunu. Özellikle plajdayken ayak bakımına gerçekten dikkat etmeniz lazım. Çok çok kötü kuruyorlar çünkü plajda. Şampuan olarak ben Tony Engay'ın seyahat boy şeylerinden kaptım birkaç tane. İki tane şampuan, bir tane kondisyoner aldım. Plastik şişe alıp da onlara boşaltma işini fazla sevmiyorum. Çünkü neye ne koyduğumu unutuyorum. Sürekli karışıyorlar ve çöpe gidiyorlar da en sonunda. Ben yönetemediğim için o durumu. O yüzden seyahat boy şampuanlar bana daha kolay geliyor sadece. Kardeşimin Head & Shoulders'ı, o da benim çantamdan çıktı. Genel ürünlere gelirsek eğer bir adet Nivea deodorant götürmüşüm. Bir adet Etude House markasının sprey fırça temizleyicisi. Fırçalarımı temizlemeye ihtiyaç duyacağımdan değil ama olur da lazım olursa diye küçük bir şey olduğu için onu götürdüm. Yine Gratis'in seyahat boy ürünler bölümünden Benri'nin oje kurtucu spreyini aldım. Hani çok başarılı olduğunu bildiğimden ya da şey olduğumdan değil, oradaki tek oje kurtucu spreyi burada elime gelen ama memnun kaldım yani, kötü değildi. Bir tane seyahat boy Tangle Teaser'lardan aldım. Sephora'larda bulabilirsiniz. Bende ilk orijinal ilk çıkanları vardı. Daha geniş olanları, daha büyük olanları bunun. Onun uçları bayağı yamulmaya başladı. Seyahat ettiğimde sürekli uçları gidiyor. Bunun ucu şöyle açıp şeyle korumalı olduğu için seyahatler için daha kullanışlı bunlar. Tatilde böyle son dakikada lazım olursa diye jilet markasını, bu Venus Trash seyahat boy şeyini aldım. Bu Türkiye'de de var galiba artık. Ben Kore'deyken almıştım zamanında bunu. Bir de dünyanın parasını vermiştim. Orada da ithal sayıldığı için. Bayağı kullanışlı ama böyle minnacık olduğu için kabıyla da birlikte geliyor. Çantanıza, seyahat çantanıza çok rahat atabiliyorsunuz hani son dakika acil durumları için.
gayet kullanışlı. Tatilde her şeyin seyahat boyu iyidir diyerekten Estée Lauder'ın Modern Muse parfümünün bu ilk çıkan orijinali, diğer kokuları değil yani en hafif olanı 30 ml'lik seyahat boyunu götürdüm yanımda. Gelelim benim çantadaki favori kategorim olan güneş kremleri, şöyle gösterebilirsem bir yığın güneş kremi var elimde. İlk önce bitirdiklerimden başlıyorum. Vücut için olanların üçü de bitti. Çünkü aileme de hani anneydi, babaydı, kardeşti, hepsine ben şey yaptığım için. İlk biten sprey formunda olduğu için, ki ben normalde sprey formunda olanları çok önermiyorum. Güneş kremine asla solunma riski olduğu için ben sprey formunda olanı şey yapmıyorum ama eğer yanınızda güneş kremini kullanmayan, hani fazla söylenen istemiyorum kim uğraşacak falan diyenler varsa onlar için, hani kullanmaya teşvik için sprey olanları daha kullanışlı. Anthelios serisinin Ultra Light SPF 50 vücut spreyini götürdüm. Bitti. Kliniğin geçen sene açtığımız için bu yaz bitirmek için götürdüğüm eski formülündeki vücut koruyucusu. Bu da SPF 50. Bunun bir de aynı serisinin, eski serisinin, yani geçen sene çıkardıkları mineral serisi değil de daha kimyasal filtreleri olan aynı sarı serinin SPF 50'sinin küçük boyu vardı. O da orada bitti ama annem çöpe attı onu. O yüzden gösteremiyorum burada size ama. Tam olarak bitmeyen ama bitme sınırına gelen bu Nature Republic markasının California Aloe suya karşı dayanıklı olan güneş kremi. Ne kadar parladı bu. Okunmuyor yazıları falan. Çok parladı. Bayağı açık bir mavi olduğu için şöyle tutayım o yüzden bunu. Büyük boyu. Bunun küçük boyunu yüz için kullanıyordum. Büyük boyunu vücut için kullandım. Bunu daha çok kardeşim de kullandı. Benim kardeşim çünkü pembe süt beyazı. Hani denizde görseniz gerçekten hani yuh dersiniz. Pes pembe, bembeyaz, böyle kar topu gibi bir şey. Omuzlarında kullandım daha çok bunun. O yüzden açtım ve de açmamla bitti. Hiç açılmamıştı bu. Yüz için götürdüklerime gelirsek, eğer o bitirdiğim geçen sene çıkan sarı klinik güneş koruyucusunun dışında formülü değiştirdikten sonra piyasaya sürdükleri yeni mineral güneş koruyucularından yarısına kadar geldik bunun bir de. Onun dışında benim en sık kullandığım La Roche-Posay markasının Ultra Light SPF 50 koruyucusu oldu. Benim bu yıl baktığım güneş kremleri içerisinde hani favorim buydu. Ben tercihimi bunu almaktan yana kullandım. Kimyasal filtreleri var ama bunun. Onun dışında suya girmeden önce kullandığım güneş koruyucu Innisfree'nin Eco Safety Perfect Waterproof Sunblock'ı. Bu gerçekten suya karşı inanılmaz dayanıklı. Hani o yüzden zaten suda kullanıyorum bunu. Sudan çıktığımda da La Roche-Posay'inkini kullanıyordum daha çok. Makyaj altında falan şey yapmıyorum, hani bayağı şey bir yapısı var çünkü, hani sert böyle hissedilen bir yapısı var ama suda gerçekten erimiyor hemen, o yüzden bayağı memnundum bundan. Onun dışında The Face Shop'ın Power Long Lasting Sun Cream'ini götürdüm. Bu yanılmıyorsam ben de sivilce yaptı, emin değilim. Babam kullandı bunu daha çok. Yine The Face Shop markasının matlaştırıcı güneş kremi. Bunu daha çok kardeşim kullanıyor. Şehirdeyken de kullanıyor işte, şeydeyken de. Onun da bu. Bir de bunlar biterse diye yedek olarak yanıma aldığım yine Misha markasının All Around Sun serisinin suya karşı dayanıklı olan güneş kremiydi. Bu kadar fazla ürün kullanılıyor mu demeyin. Gayet de güzel kullanılıyor. Bunların hepsi yarısına kadar kullanıldı. Yazın sonuna kadar da büyük ihtimalle bitecekler. Benim hayatta en fazla tükettiğim şey güneş kremi. O yüzden her daim bizim evde aynı anda 5 tane falan güneş kremi vardır açılmamış. Arka arkaya kullanılır çünkü hepsi. La Roche-Posay ve Clinique yeni alınanlar ama onun dışında Kore ürünü olanlar daha önceden aldığım ve de son kullanma tarihi yaklaşıyor diye bitirmek istediklerim. Hani o yüzden yanımda götürdüklerim. Özellikle en iyileri bunlar diye seçtiklerim değil. La Roche-Posay gayet iyi gösterdiklerimden. Diğerleri bende var diye götürdüklerim daha çok. Ve benim seyahat bakım çantam, valizim bu şekildeydi. Umarım ne götürülebileceği ya da hani rutininizden ödün vermeden ihtiyacınız olan her şeyi götürme konusunda umarım bir fikir vermiştir size. Rutininde bu kadar fazla adım olmayanlar için gereğinden fazla gibi görünebilir. Daha fazla ürün kullananlar da olabilir. Hani bunlar sadece benim olması gerektiğini düşündüğüm, olduğunda kendimi daha rahat hissettiğim, el altında bulundurmak istediğim ürünlerde bu şekilde topladım her şeyi. Onun dışında zaten konu duş ürünleri, vücut bakım ürünleri, güneş kremleri falan sırf kendim için değil, tatile birlikte gittiğim insanlar da benden alıp kullandıkları için ona göre kullandığım çoğu şeyi zaten saç bakım ürünleriydi, saç şekillendirici ürünler vesaire. Umarım bir fikir vermiştir size. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Beğendiyseniz beğeni tıklayıp abone olursanız mutlu edersiniz beni.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.